Teşekkür ederim. Pek bir konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Evet, o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum her şey için. Bütün herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üzgünüz. Çok büyük bir ustayı kaybettik. Bugün de töreni için Ortalıncılar Ses Tiyatrosu'ndayız. Ortalıncılar ekibine, sevenlerine, tiyatro severlere başsağlığı diliyorum. En son kabuğu ondan devralmıştınız. Sizde nasıl bir yeri var Rasim Öztekin'e? Ustamız, yani yeri dediğiniz işte ustamız, hocamız. Yıllarca bu tiyatroda oyunlarını seyrettiğimiz defalarca bizim için çok önemli bir abi. Çok maşallah. Var mı sorularınız? Efendim, başka duygularınız nasıl? Yani duygularım bunlar. İlk duyduğunuz anda neler yaşadınız? Çok üzüldüm tabii. Yani takip ediyorduk zaten durumu. Yine toparlayacağını düşünüyorduk ama bizim için büyük bir şok oldu. Peki, teşekkürler. Geçmiş olsun. Başına sağ olsun. Tamam, Rasim abiyle şahların vuruluşuna şahit etmiş. Kahraman bakkalın süpermarkete karşı verdiği şanlı mücadelede ön saflarda birlikte çarpışmış olabilirsiniz. Belki de sesi İstiklal Caddesi'nde içinden tramvay geçen bir şarkıda kulağınıza çalmıştır. Ya da İstanbul'u satıyorum diyen arsız bir görgüsüzü size canlandırırken. Henüz kendini padişah zannedenler başlıyorken, soyut padişahın dal kavukluğu suretinde de karşınıza çıkmış olabilir. Her sanatçı gibi o da çok tuhaf soruşturmalar geçirmiş. Bazı sanatçılar gibi onun için de parasız yaşamak pahalı olmuştur. Çok uzun zamandır hepimizi zaman makinesine bindirip 2000'li yıllardan 80'lere götürdü. Rasim abi 3 gün öncesine kadar